Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Z Flip 4 cep telefonu alınır mı alınmaz mı bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Şimdi geçtiğimiz aylarda bu cep telefonu bana geldi ve ben kullanmaya başladım. Oldukça da hoşuma giden bir tarz. Beni takip edenler bilir, sosyal medyada ben özellikle bu katlanabilir telefonlarla ilgili yaptığım yorumların tamamında özellikle şu tarz, şöyle İstiridye kapak dediğimiz, eskilerin Motorola'ları vardı, hatırlayanlar vardır aramızda muhtemelen. Katlanabilir telefonların daha hoşuma gittiğini her zaman söyledim. Yani böyle kitap gibi olup da katlanabilir Fold serisi var biliyorsunuz Samsung'da. Onları ben çok beğenmiyorum. Ha, tabii bu kişisel bir yorum. Siz onları beğeniyor olabilirsiniz ama ben daha çok böyle bu şekilde katlandığı zaman cebimize rahatlıkla sığabilir hale gelen katlanabilir formatı daha çok tercih ediyorum. Samsung'un bana gönderdiği bu ürünü uzun bir süre kullandım. Yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve deneyimlerimi bu videoda sizlere aktaracağım. Biraz teknik özelliklerden bahsedeceğim ama çok da derin bir analiz yapmak istemiyorum teknik özellik tarafında. Burayı biraz şöyle anlatacağım. Z Flip 3'te ne vardı? Z Flip 4'te ne geldi? Onları biraz size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ben tabloyla çalışmayı çok seviyorum. İşte ekranda bir tablo var. Yine bir tablo hazırladım sizler için. En azından daha rahat görülsün diye de Z Flip 4'ün öne çıkan özelliklerini, yani Z Flip 3'te olmayıp da Z Flip 4'te olan özelliklerini kırmızı renkte işaretlemiş durumdayım. Şimdi her iki telefonda bir bakalım. Ekran boyutu olarak baktığımızda her iki telefonda aynı boyutta ve aynı teknoloji. AMOLED teknoloji kullanıyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED teknolojisi var. 1.9 inçlik Super AMOLED ikinci ekranımız var. Bu önümüzdeki ekranımız 1.9 inçlik bir ekran. Ki önceki modelde de öyleydi. Hem ön ekranın hem de ana ekranın çözünürlükleri aynı, değişmemiş. Ekran yenileme hızları yine aynı. Bu modelde Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanılmış arkadaşlar. Daha önceki modelde, yani Flip 3'te Snapdragon 888 kullanılmıştı. Bunu da ekranda görüyorsunuz zaten. RAM aynı. Kameralar birebir aynı. Kamerada herhangi bir değişiklik yok ama yazılımsal değişiklikler var. Onu söyleyeceğim biraz ilerleyen dakikalarda. Çözünürlüğü ikisinde de aynı. 4K 60 FPS. Ön kameralarda yine birebir aynı. Ön kameralarda 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. İşletim sistemi olarak baktığımızda bu telefon Android 12 ile geldi ama güncelleme aldı. Şu anda Android 13 işletim sistemi var. Z Flip 3'ü tam bilmiyorum ama Android 12'ye güncelleme almıştır diye düşünüyorum. Muhtemelen 13'te ona gelmiştir veya gelecektir. Ben bu tabloda 12 yazdım, emin olmadığım için onu söyleyeyim. Kullanan varsa yorum yapabilir mesela. Pil kapasitesi anlamında 3300 mAh'lik pil vardı. 3700'e çıkartılmış. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Yani pil kapasitesi biraz arttırılmış. Kablolu şarj desteği de arttırılmış arkadaşlar. 25 Watt'a çıkartılmış. Önceki sürümde 15 watt'tı. Kablosuz şarj desteği aynı. Her iki modelde de 10 watt olarak tanımlanmış durumda. Yine kablosuz ters şarjda bulunuyor. O da 4.5 watt olduğunu söyleyeyim. Parmak izi okuyucu yan yüzde yine aynı. IP68 desteği yine var aynı şekilde. Bluetooth teknolojisi güncellenmiş. Z Flip 4'te 5.2 kullanılmış. Bir önceki sürümde 5.1'di. Ağırlık 187 gram. Birazcık ağırlığı artmış. Muhtemelen pilden dolayı diye tahmin ediyorum. Önceki sürüm 183 grammış. Tabii 4 gram ama olsun, değişiklik var. Fiyat olarak baktığımızda ise Z Flip 4'ün fiyatı 22.000 TL civarında. Bunlar resmi rakamlar değil ama hani bu fiyatları bulabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Ben bu kadar kullandım. Nasıl bir deneyim yaşadım? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bu katlama mekanizması oldukça küçültülmüş. Daha önceki sürümde boşluklar ve katlandığı zaman oluşan tasarım daha böyle büyüktü. Daha tam oturmuyordu. Ama burada biraz daha oturur hale geldi. Yani yine bir boşluk var. Mesela şuradan bakınca ben karşı tarafı görebiliyorum. Mesela kameramı görebiliyorum şu anda. Yine bir boşluk var ama o boşluk önceki sürümde daha büyüktü. Burada oldukça küçültmüşler. Bu mekanizma biraz küçülmüş. Neredeyse artık doğala yakın bir hale gelmeye başlamış. Katlama izi hala görülüyor. Yani açtığım zaman özellikle açık renkli bir şeye baktığınız zaman katlama izini görebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde belli oluyor. Özellikle böyle ekranda da bir şey kaydırdığınızda o ortadaki o alan birazcık gri veya biraz koyu renkli biraz. O koyu renkten geçtiği zaman da belli oluyor açık söylemek gerekirse. Yani katlama izi hala belli oluyor ama çok değil. Yani 3'teki kadar çok değil. Onun da altını özellikle çizeyim. Ben kullanımını çok beğendim. Neden? Şimdi benim işim gereği. Tabii ki bu benim işimle ilgili olan bir taraf ama video çok çekiyoruz. Kendimizi çekmemiz gerektiği zaman da telefonu ya şöyle koymanız gerekiyor ya da işte böyle koymamız gerekiyor, değil mi? Telefonun böyle katlanabiliyor olması hani hem kamera kullanımında hem de görüntülü görüşme yaparken falan inanılmaz pratiklik sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten de şöyle koyuyorum mesela. Şöyle koyduğumu varsayalım. Bu şekilde kamerayı açıyoruz. Mesela açalım kamerayı. Şöyle göstermiş olayım. Kamerayı açtık. Görüyorsunuz. Şöyle ekranda yukarı doğru geliyor zaten siz açtığınızda. Çok güzel bir şekilde hem ön hem arka kamerayı kullanabiliyorsunuz. Bu arada arka kamerayı kullanırken şimdi diyeceksiniz ki tamam ön kamerayı rahat bir şekilde kullanıyorsun. Kendini görüyorsun çünkü. Peki arka kamerayı da görerek kullan. Evet, onu da görerek kullanabiliyorsun. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi ben ana kameraya geçtim arkadaşlar. Şuraya geçmiş durumda. Bakın şuradan göreceksiniz. Şimdi bakın burada ekranda bir şey yok değil mi? Şu an ekranı görüyorsunuz. Ben şu anda öndeki kameraya geçtim. Küçük bir ayar var. Ona bastığınız zaman şu anda ekranı muhtemelen görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Şöyle tutmuş olayım. Gördüğünüz gibi
burada da artık kamerada kendimizi görebiliyoruz. Yani ben ana kameradan da şöyle çekeyim. Mesela bu geniş gösteriyor ama isterseniz şu şekilde de gösterebiliyorsunuz. Bunları detaylı size vereceğim. Şöyle koyup ana kamerayı da mesela şöyle kaldırmış olayım biraz daha. Bu şekilde kendimi hem siz de beni görüyorsunuz şu anda, ben de kendimi görebiliyorum. Gerçekten de bu çok işe yarıyor. Ben yani çekimlerimin çoğunda bunu bu şekilde kullandım. Açıyı da böyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti benim. Yani bu katlanabilir olayı telefonu aynı zamanda böyle bir sehpa gibi, bir tripod gibi kullanabilir hale getiriyor. Bu pratikliğini beğendim ben. Sadece kamerada değil, farklı yerlerde de bunu bu şekilde kullanabilir. Bir şey izlerken, bir şey bakarken şöyle açtığınız zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bu pratikliği çok beğendim gerçekten de. Ve zaten bu tasarımı çok sevmemin bir sebebi de bu pratikliğe sahip olmasıydı. Ayrıca şöyle bir durum da var. Yani cebinize koyduğunuz zaman da çok yer kaplamıyor. Yani şu forma geçiyor ve bu formda çok rahat bir şekilde cebinize koyup istediğiniz yere de götürebiliyorsunuz. Biraz donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü tabloyla paylaştım önceki modelle farklılıklarını ama kamera tarafında mesela önemli farklılıklar var. Yazılımsal bazı özellikler gelmiş. Özellikle S22'de bulunan bazı özellikler bu modele de geldi arkadaşlar son güncellemelerle birlikte. Ve birçok böyle hani gece fotoğrafçılığı ve benzeri özellikleri artık bu telefonun kamerasından da kullanabiliyorsunuz. Donanım olarak aynı ama yazılımsal bazı güncellemelerle farklı özelliklere de kavuşmuş oluyor. Bu kamera tarafından bahsediyorum. Önemli değişikliklerden bir tanesi de yine yazılımla ilgili. Şimdi burada önde bir ekranımız var dedik. Bunu mesela fotoğraf çekerken de kullanabiliyorsunuz. İşte ses tuşunu iki kere basınca işte kamera açıldı mesela. Şu anda kamerayı görüyorsunuz. Zaten burada mecburen ana kamera kullanıyor. Hatta burada kameralar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz işte geniş açı istiyorsanız ana kamera vesaire de geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Mesela şu an geniş açı kamerasından geçtim. Buradan da geçebiliyorsunuz. Bir de burada standart bazı animasyonlar var. O animasyonları da gösterebiliyorsunuz ekranda. Burada bir sübliği görebiliyorsunuz. İşte mesaj geldi. İşte şu sizin bir paylaşımınızı beğendi. Şöyle oldu. Böyle bir mesajları görebildiğiniz gibi. Burada ufak tefek böyle hazır bazı animasyonları da kullanarak istediğiniz gibi daha havalı hale, daha eğlenceli bir hale getirebiliyorsunuz bu ekranı. Bu ekranın da pratikliği ve kullanımı benim hoşuma gitti. Gelelim pil ömrü vesaire konularına. Şimdi pil ömrü tarafında Snapdragon 8 Gen 1 biraz sıkıntılı arkadaşlar. Benim daha önce bu işlemciyi kullanan farklı telefon testleri de yine kanalımda yayınlandı. Xiaomi 12 cep telefonu ailesinde de bu işlemci kullanılıyor. Onlarda da pil ömrü biraz düşüktü. Bu modelde de 10 saatin altında bir değer verdi. Ekranda da paylaşıyorum sizlerle bu değeri. Hatta şuradan bir yerden de çıkartırım. 9 saat 23 dakikalık bir değer verdi arkadaşlar. Bu da yani bir günü zor geçiriyorsunuz onu söyleyeyim. Özellikle de yoğun kullanırsanız bir gün bile yetmeyecek bir pil var karşımızda. O bakımdan bu pil meselesi birazcık sıkıntılı onu söyleyebilirim. Şu pratiklik için açıkçası katlanılamayacak bir konu değil ama bu pil ömrü birazcık sıkıntılı. Kablosuz şarj var. 25 wattlık hızlı kablolu şarj var. Bunlarla aslında o pil sıkıntısı bir nebze ortadan kalkıyor ama yoğun bir şekilde gün içinde kullanırsınız ve şarj etme imkanınız da olmazsa pili çabuk bitebiliyor. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Gelelim oyun vesaire konularına. Şimdi Snapdragon 8 Gen 1 güçlü bir işlemci. Oyun tarafında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. PUBG işte veya ne bileyim Asphalt 8 gibi oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyun tarafında da hani eğer ben böyle hardcore bir oyuncuyum, inanılmaz grafikler istiyorum falan gibi bir derdiniz yoksa ki bu ürün de birçok anlamda destekliyor o inanılmaz grafikleri birçok anlamda ama asıl işi oyun değil yani bu telefonun. Ama oynatır mı? Oynatır. Orada bir sorun olmaz. Samsung Galaxy Z Flip 4 oyun anlamında da sizi yarı yolda bırakmayacak bir model olmuş. Telefonun bazı hoşuma giden özellikleri de var. Wi-Fi 6 desteği var. Bu önemli. Neden önemli? Yüksek hızlı bağlantı teknolojisi, kablosuz bağlantı teknolojisi. Evinizde, iş yerinizde eğer Wi-Fi 6 destekleyen bir modem işte ya da router gibi bir ürününüz varsa bu cihazı kullanabiliyorsunuz. O güzel. 5G desteği var. Ülkemizde henüz 5G yok ama yurt dışında belki kullanırım dersiniz veya geldiği zaman ben hazır olayım derseniz ki 2024 gibi falan düşünülüyor muhtemelen Türkiye'de gelmesi. O anlamda güzel olur. Hani bu bir inceleme değil ama kamera örneklerinden de bir iki tane koymak istiyorum videonun içine. En azından kamera tarafından ne gibi sonuçlar veriyor görmüş olursunuz. Şimdi hemen arka kameranın video ve fotoğraf örnekleri bir görelim. Daha sonra video devam edeceğiz.
arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Z Flip 4'ün ön kamerasını kullanarak 4K olarak çekiyorum. Çok da güzel bir 4K'sı var bu arada. Bunu söyleyeyim. Şöyle yürüyoruz. Cunda sokaklarındayım. Biraz böyle arabalar var. Şuraları var. Evet. İşte cep telefonunun ön kamerası bu şekilde bir kayıt yapıyor. Evet arkadaşlar. Samsung Z Flip 4'ün ana kamerasıyla 4K 60 FPS video örneği çekiyorum şu anda. Hatta zoom'da girebiliyoruz bu arada belli bir yere kadar. Şöyle göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi tabii dijital zoom. Ama gayet güzel sonuç alınabilen bir kamera. Kamera geliştirildi. Geliştirilen yönlerden bir tanesi de bu kamera arkadaşlar. Oldukça güzel. Öte yandan ekran 120 Hz, ekran yerlim hızını destekliyor dedik. Dynamic AMOLED olduğu için bunu otomatik olarak yapıyor. İstiyorsanız standart olarak 60 Hz'e çevirebiliyorsunuz. Ama 120 Hz daha güzel oluyor ve özellikle film izlerken ve oyun oynarken bence 120 Hz'de kalması daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu da pil ömrünü biraz azaltan bir teknoloji. Gelelim fiyat meselesine arkadaşlar. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle telefonun fiyatı 22.000 TL'ydi. Tabii ki yüksek bir rakam. Hani bunun ucuz olduğunu veya çok uygun olduğunu iddia etmiyorum ama Türkiye şartları benzer özellikleri sunan cep telefonlarının bu modelden daha ucuz olmadığını da görüyoruz. Kaldı ki yani katlanabilir telefon açısından değerlendirdiğimizde çok fazla alternatifi de yok bu modelin. O yüzden ben fiyatının alınabilir bir seviyede olduğunu düşünüyorum özelliklerine göre. Zaten Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanan cep telefonlarının fiyatları da genelde yani 20.000'den aşağı bulmak biraz zor gibi arkadaşlar. Toparlamak gerekirse arkadaşlar ben Samsung Galaxy Z Flip 4'ü çok beğendim ki genelde bu formatı ben çok seviyorum. Uzun yıllardır da bunu söyleyen birisi olarak bu modeli de beğendiğimi söyleyeyim. Yapılan geliştirmeler Z Flip 3'e göre çok 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 böyle inanılmaz şeyler değil belki ama çok daha iyi bir noktaya getirilmiş cep telefonu. Sizin de bu telefonla ilgili, tasarımıyla ilgili, özellikleriyle ilgili fikirleriniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Özellikle bu telefonu kullananlar varsa onların da yorumlarını duymak isterim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz telefonlar geliyor, ürünler geliyor. Markalar bana bir şeyler yolluyorlar ama diyorlar ki işte kaç abonem var, kaç kere izleniyor videoların. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.